Kostaki otelimize giriş yaptık. Burası bahçesi. Oturabileceğiniz bir alan. Temiz, fena değil. Sıcak suyu var. Kahvaltı dahil değil arkadaşlar. Bunu sonradan öğrendik. Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. Bu şekilde resepsiyon. Buradan yukarı odalarınıza çıkıyorsunuz ve her odanın kendine ait balkonu var. Klimalı odalar. Onu da söylemek isterim. Motor kiraladık. Ondan sonra sahil tarafına geldik. Zaten otele çok yakın. Burada sinek atıştırmak için, yani sinek yapabileceğiniz, atıştırmalık yapabileceğiniz daha düzgün bir tanımla bir sürü yer mevcut. Yer yer sıra sıra bu tarz dükkanlar var. Bira, işte patates kızartması, pizza vesaire gibi şeyleri burada yiyebilirsiniz. Daha sonra zaten size bu hediyelik dükkanları da göstereceğim. Onların yanında hediyelik dükkanlar da var arkadaşlar. Bu şekilde sıra sıra tüm sahil motorda buraya park ettik. Gerçekten çok rahat, hiç sıkıntı yok. Motor park etmek için birçok olanak yer var, mevcut. Bisiklet yolları var. Şu gördüğünüz ada turu yapmak için bir taşıt. Orta yaşlılar ve biraz daha üzerindeki insanlar bunu tercih ediyorlar, ada turu yapıyorlar. Şimdi biz bir şeyler atıştıracağız. Evet arkadaşlar, aval aval etrafıma bakarken çekime yakalanmışım. Biz en sonunda böyle bir yere oturduk. şöyle bir menümüz var, göstereceğim bu şekilde. Size fiyatlarını da göstereceğim şimdi. Deniz kenarında bir yere oturduk. Aslında burada hemen hemen aşağı yukarı her yer aynı. Yani atıştırmalıklar var falan filan. Aşağı yukarı bir iki şey farklı olabilir ama deniz kenarında esiyor, güzel, çok sıcak değil. Yani buraya yazın gelirseniz, mesela biz şu anda Mayıs ayındayız, ortalarına doğru gidiyoruz. Mayıs ayının ortalarındayız ama böyle Temmuz falan gibi yanarsınız yani gerçekten. Keyifle, burada güzel de müzikler çalıyorlar. Şimdi biz bir cheeseburger, bir hamburger söyledik bakalım. İki tane de bira söyledik. Böyle bir şey yani. Motor turumuza başladık sahilden. Yani kısa bir tur, öyle söyleyeyim. Bakın, bu turist arabasının yanından geçiyorum. Her taraf zaten boylu boyunca, size söylediğim gibi, bakın motosikletler yanda park etmiş. Diğer tarafta yine hep atıştırmalık alabileceğiniz dükkanlar. Bunlar gece taverna gibi de oluyor arkadaşlar. Gece çekiminde göreceksiniz zaten, hepsini detaylı çektim. Bakın. Bu turun sonunda da otele döneceğiz. Bu çiçekler çok güzel ya. Bayılıyorum şu mor çiçeklere. Leylaklar var, bu tarz bitkiler var. Harika. Diyeceksiniz ki Türkiye'de de, Bodrum'da da var. Evet, orada da var. Oradakileri de seviyorum. Otele doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birazdan otelle karşı karşıya geleceğiz. Yani çok yakın. 400 metre falan porttan. Evet, şu anda bu sağ tarafta gördüğünüz otele geldik.
Arkadaşlar Sugar'da oturuyoruz şu anda. Burayı seçtik, söylemiştim size. Menüyü göstereceğim. Mesela atıştırmalıklarımız var. İşte atıyorum 3,5 euroya burada. Böyle bir sosis sandviç yiyebilirsiniz ama şu ibareyi özellikle koymuşlar ki domuz yemek istemeyenler için. 7 euro mesela burada club sandviç. İşte 8 euro. Pizzalar arkadaşlar 11, 10 böyle gidiyor. 12 euro, 12 euro. Böyle çok fazla seçenek var ama hani şöyle söyleyeyim. En pahalı şey 12 euro denilebilir. Tatlılar var. Onlar da işte 5-6 euro civarında. Onlar yani yemeklerden birazcık daha pahalı diyebiliriz. Biralar 3 euro civarında. Burada yemek meyve suları var. Yani hani burası zaten orta halli bir yer. Öyle lüks falan değil. Dediğim gibi manzarası güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdilik yemeklerimizi bekliyoruz. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Hamburger böyle geldi. Cheeseburger böyle geldi. Yanında soslarımız. Çok kibar bir garsonumuz var. Bu ses buradan geliyor tabii ki de. Evet, biz yemek yiyeceğiz. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Sugar Cafe'de, Sugar Corner. Biz burada yedik, içtik. İki tane büyük bira içtik. Gerçekten doyurucu servisleri var patatesle. Size göstermiştim. Her şey dahil 20.50 euro hesap ödedik. Güzel bence. Yani böyle bir ortamda 100 lira yani. Yani 100 lira ödedik. Aynen öyle. Kişi başı 50 ama bunun içinde bira da dahil. Şimdi otelimize dönüp biraz dinleneceğiz. Görüşürüz. Bu bizim bızbızımız, size bahsettiğim minnoş motorumuz ama çok işlevsel, böyle arkada bir tane çantası var. Öyle güzel bir sesi var ki ben gülmekten kriz geçirdim ama gerçekten işe yarıyor. Bizi nerelere taşıdı? Muratçım sen bin üstüne, bir bızbızımızı görsünler. Ben sonra arkaya bineceğim, sonra sesini de çakacağım size. Benim kaskımı çıkar ama alttan istersen. Arkadaşlar bizim turist olduğumuzu nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Çünkü buradaki herkes kasksız. Kask takan sadece turistler oluyor anladığım kadarıyla. Evet, sen önce üstüne otur. Ben bir çekeyim seni. İşte. Şimdi birazdan arkadaşlar motorun arkasında çekim yapacağım. Görüşürüz. Yani burası kullanılmıyor büyük ihtimalle. Çünkü gördüğünüz gibi camlar, pencereler harap durumda. Çok güzel yine bu benim sevdiğim çiçekler. Bir yerlerden bir müzik sesi geliyor. Canlı müziğe benziyor. Ben o tarafa doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim. Takılar. Böyle. Biraz hani Bodrum var ya ama tabii daha farklı bir dokusu var buranın. Şöyle çekeyim. Bu şekilde. Aa, harika antik sütunlar var. Muhteşem. Akordeon çalan bir kız sokağı şenlendiriyor. Sanki Bodrum Kalesi'nde yürüyor gibiyim aslında. Bu şekilde bir yere geldik. Yolumuzu getirdi. Yemek ararken kale surlarında kendimizi bulduk. Kapı duvar. Yorgo, kapıyı aç. Gördüğünüz gibi Yorgo evde yok. Kaldı kapıda. Kös kös dönüyoruz. Monday ve Sunday diyoruz. Eğer gezmek istiyorsanız sabah 8 ve akşam 7 arası burayı gezebilirsiniz. Monday ve Sunday günleri. Yoksa bugünlerin dışında gelirseniz burası kapalı, kapı kilit. Bakın Şekil Ağa'daki gibi işte böyle. Yorgo kapıyı açmaz, kapıda kalırsınız. Bizim gibi baka baka dönersiniz canım. Şöyle bir şey gördüm. For All Animals diye. Böyle bir kumbara yapmışlar.
Büyük bir ihtimalle burada toplanan şeyleri sokak hayvanlarına yemek almak için kullanıyorlar. Çok şeker. Böyle yürüyorum. Bakın burada Kos'taki sokak hayvanlarına yardım topluyorlar. Evet, medeniyeti görüyorsun. Böylece. Bak böyle. Çok şeker. Burada kurtarılmış hayvanlar var. Evet. Kos Marina'dayız. Gördüğünüz gibi burası Kos'un marinası arkadaşlar. Tekneyle gelmek isteyen arkadaşlar buraya geliyorlar. Yalnız yanaşmak için çok yüksek. Yani nasıl olur onu... Ya tamam ama başka tekneler için biraz yüksek. Bakın. Görüyor musunuz? Yani neden bu kadar yüksek yapılmış çok anlamış değilim. Arkadaşlar size de burayı çekmek istedim. Eğer hani tekniniz varsa ya buraya geleceksiniz. Pasaportunuzla birlikte port polise gideceksiniz. İşlemleri yapacaksınız. O geleceğiniz nokta burası. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Kos'taki son saatlerimiz diyebilirim. Çünkü biz artık geri döneceğiz 6 feribotuyla. Saat 3 gibi burada. Biz dün Marina ile konuşmuştuk. Size onu anlatmak istiyorum. Burada Kos'ta eğer teknenizde gelirseniz 30 euro teknenizi sadece bağlama ücretiniz arkadaşlar. 30 euronun haricinde duş, wifi ve diğer hizmetler, tabii elektrik ve su da buna dahil olmak üzere, bunların hepsi size ekstra olarak ücretlendiriliyor. Wi-Fi sadece günde bir 15 dakika size free olarak kullanmanıza izin veriyorlar. Ondan sonrası için internet hizmeti almanız için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Adamların söylediği şey diyor ki bu şimdilik olan size verdiğimiz fiyat. Yani siz bir 30 euro ödüyorsunuz, ondan sonra üzerine tekrar fiyat biniyor. Bu diyor size şu anda bu sezon, yani Mayıs ayındayız, belli bir süre için diyor, yani ileride yüksek sezon dediğimiz Temmuz'da, Ağustos'ta bu ücret daha da artacakmış arkadaşlar. Bir de bize söyledikleri şey, hafta içi gelirseniz sorun yok. Hafta sonu burası çok yoğun olabiliyor. Yani gelirseniz hafta içi gelin, canımı yiyin şeklinde bir tutumları var. Çok ilgilendiler. Gayet içten bir şekilde anlattı bize bunu anlatan arkadaşımız. Thank you Emilio. Bu arada yemeğim geldi. Ben yine Sugar Cafe'deyim. Burayı sevdik. Uğrak çok güzel. Onun haricinde tam karşıya bağlama olanağımız olduğunu öğrendik. Yine burası Kosmo'ya, şuraya göstereceğim. Bakın orada bir tane, şu anda çekebiliyor muyum bilmiyorum ama bir beyaz bot duruyor. Orası içinde 17 euro para ödemeniz gerekiyor. Daha ekonomik yani baktığınızda. Teknenizle geliyorsunuz zaten. Eğer hani duşunuzu, tuvaletinizi teknenizde koyuyorsanız, kullanıyorsanız arkadaşlar, bu imkanı da tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani ben 30-35-40 euro ödemeyeyim diyorsanız eğer, 17 euroluk bir bağlama alanı da burada mevcut. Görüşürüz. Ben buraya girdim. Charlie'nin çikolata fabrikası diyebilirsiniz. Alice Harikalar Diyarında diyebilirsiniz. Yani kendinizi kaybetmek istiyorsanız bakın böyle, böyle, böyle. Şöyle. Sigara falan da var. İçki tarzı şeyler var. Bakın böyle arkadaşlar. Burada Türk tatlıları var. Türk tatlıları dediğimi duymasınlar. Çünkü kızarlar bana. Bizim devamlı böyle bir çalışmamız var. Baklava Yunan. Hayır Türk. Hayır Yunan. Hayır Türk falan şeklinde. Arkadaşlar dondurmalarımız da burada. Bakın. Bakın. Bakacağım. Önce çekeyim. Arkadaşlar böyle. Şimdi ben buradan bir şeyler alacağım. Charlie'nin çikolata fabrikasından. Sonra görüşürüz.
içi kremalı, krema dolgulu, dışı milföy olan bu tatlıyı seçtik. Bir Nescafe, bir espresso, 6 euro ödedik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biraz önce Oksijen Kafe'nin yanında yedik, içtik, tıkındık böyle manyaklar gibi. O zaman niye onu yaptım ben anlayamadım. Murat geldi buraya 3 dakika sonra, bakın bunu söyledi. Yanına bunu söyledi ve gerçekten de böyle bunu yiyor yani. Adam yiyor. Durmadan yiyor. Ya, neyse. Müzik güzel, müzik. Şu müziği bir dinle. Evet, ya aslında her şey müzik yüzünden arkadaşlar. Her yani şey müzik başka olsa bunu yemeyecek yani. Neyse ben sizi şuraya götüreyim. Canlarım. Evet arkadaşlar, burası hediyelik eşya satan bir yer. Kendimi çekeyim mi aynadan? Hello. Şimdi arkadaşlar, burada çok şeker sugar sugar şeyler var. Ben size şöyle göstereyim. Böyle şapkalar falan var burada. Bunlar 5-5,5 euro civarı. Ben şunu beğendim mesela. Ama hani şeyini, kalitesine bakma. Bunlar hasır değil. Bunlar plastik yani. Hani büyük ihtimalle Uzak Doğu'dan geliyorlar. Şurada çok şeker şeyler var. Bakın ben şunları beğendim arkadaşlar. Bunlar Hipokrat ağaçları. Fiyatları 2.50 euro. Böyle hediyelik eşyalar isterseniz altlar 1.50 falan. Yani bunlar 2 ile 3 euro arasındaki şeyler. Mesela bu çok şeker. Ben Artemis'i çok severim. Siz Artemis'i sever misiniz bilmiyorum. Hikayesi mitolojide gerçekten değişiktir. Böyle kos var. Bunlar 2.50 arkadaşlar. Onun dışında böyle Hipokrat buluyorsunuz. Çünkü burada Hipokrat ağacı var arkadaşlar. Ben bu Hipokrat ağacını daha göremedim. Bakın burada Hipokrat'ın kendisi var. Hatta şurada sözlerinden magnetler yapmışlar. İşte kos şeyleri. Bunlar zaten, bunları geçiyorum. Bunlar bla bla yani. Dream catcher'lar falan filan. Mesela şu baykuşlar falan çok şekerler. Kos adası yapmışlar burada. Ne bileyim, hani buradan birilerine hediyelik eşya götürmek isterseniz, ben şu eşekli olanlara bayılıyorum. Çünkü adaların en önemli özelliği arkadaşlar eşekler. Yunanistan'da mesela ben Rodos'a gittiğimde de orada bir eşekli bir durum vardı. Özellikle orası ahırmış ve çok fazla eşekler varmış vakti zamanında. Onun için sembolleri eşek. Şu şekerliğine bakar mısınız? Çok tatlılar. Böyle. Özellikle şuradaki çantalar arkadaşlar. Bakın. Çok şirin. Bunu da 5 euro civarında bir alışveriş çantası. Burada da eşekler var. Çok şekerler. Böyle. Hediyelik eşya almak isterseniz. Bu da dükkanımızın sahibi. Yes. Ben size bunları çekmek istemiştim. Bunlar 4 euro arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunları çok şeker yapmışlar. İçlerinde bu şekilde sabun çıkıyor. Mesela bu kos yazıyor ve yasmin yazıyor. Bu yaseminli, işte bu papatyalı, bu yine vanilyalı falan. İçinde bunları çamaşırlarınızda koku versin diye kullanabilirsiniz. Mesela bakın burada kos şeyleri de var. Yalnız hani böyle çiçekli böcekli falan değil. Kos sembolleri olan, resimleri olan şeyler var. Aynı sabunları yine bu şekilde koymuşlar arkadaşlar. Üzerinde böyle yine magnet gibi bir şey. Bunlar da 3 euro. Yine içinde sabun var ama hani bu tahta değil. Bunlar kağıt ama üzerindeki seramik tabakları magnet olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anahtarlıklar falan. Ha bir de şunlar çok şeker. Bakın mesela bunlar yine üzerine baskı olarak şey yapabileceğiniz, baskı uygulanmış, böyle bozuk para koyabilirsiniz, makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz, böyle yine hatıra olarak, Yunanistan hatırası olarak 2.50 bunlar. Biz kadınların özellikle böyle minnoş şeyleri severiz, hani içine rujlu bilmem neydi falan, bozuk paranızı da koyup taşıyabilirsiniz. Böyle şeyler. Ben hani bilmiyorum, şu çantayı alma taraftarıyım çünkü gerçekten bu çok şeker bir şey. Yani böyle bir durum arkadaşlar. Dükkan sahibimiz de burada. Adam fenalık geçirecek artık. Yani 100.000 kere burada çekim yaptım. Gözlükler falan var. Bunları geçiyorum. Kartlar var arkadaşlar. Sevdiklerinize kart atma. Klasik insanlarsanız burada 0.30 kuruşa, euroya yani kart alabiliyorsunuz.
böyle şeyler var. Ha, böyle bir şey yapmışlar. Bunlar da 3 euro. Hipokrat'ın herhalde bir şeyi, sözü mü diyeyim artık, nasıl, ne denir buna bilmiyorum. Yunan alfabesini hala çözemedim ya ben. Yoğun çabalarım sonucu birkaç kelimeyi öğrenebildim. Gerçekten zor. Bunları da 3 euroya alıp hatıra olarak kullanabilirsiniz. Kos haritası var. 3.50. Hani şey, artık arkadaşlar bir şey yaptık mesela. Yandex'in gelmeden önce haritasını indirdik. İnternete ihtiyacımız olmadan ve bize çok faydası oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. İşte böyle ben artık alışveriş yapacağım. Yine böyle bir Greece plakası var. Üzerinde Hipokrat var. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir orta sehpanız varsa gittiğiniz her yerden bu tarz plakaları toplayıp yan yana koyaraktan bir orta sehpası oluşturabilirsiniz kendinize. Evinizde, salonunuzda kullanacağınız. Hem çok dekoratif olur hem de çok orijinal olur. Bu da benim yaratıcı fikirlerimden bir tanesi. Bakın. Çok keyifli Hipokrat. Valla ben hala şu eşekli çantayı alacağım galiba. Ne Hipokrat ne Artemis. Eşekler benim kalbimi çaldı. Arkadaşlar işte bizim Şirin dükkan sahibimiz Kostas. Bunun ne olduğunu anlayamadığım için anladı tabii ki. Bana gitti, dedi ki benim Türkçem de var dedi. Bu Hipokrat yeminiymiş arkadaşlar. Hipokrat ünlü, Hipokrat yemini buymuş. Tüm tanrılar ve tanrıçalar adına and içerim ki yeteneğime ve yargıma göre bu yemine ve gereğine bağlı kalarak bu sanatı bana öğreteni kendi anam babam denli değerli görecek, varlığımı onunla paylaşacak ve gerekli olduğunda onu sıkıntılardan kurtaracağım diye başlayan Hipokrat yemini. Ben geldim. Tabii ki müjde ne yaptı? Yine eşeklere, hayvanlara tav oldu. Gittim. 5 euroyu bayıldım. Bunu aldım. Şekila da gördü. Lüz Murat da onun tanıtımını yapıyor. Bu muymuş? Geldik arkadaşlar. Hipokrat ağacına geldik. Sonunda buldum seni. Hipokrat ağacı. Her sakallıyı babam sanıp her ağacı da Hipokrat ağacı olarak algıladım ben. Bu Kosta. Ama sonunda Murat bana gösterdi. Hipokrat ağacı buymuş. Evet. Şu. Neden Hipokrat ağacı? Hipokrat bunun etrafında oturup öğrencilerine ders anlatıyormuş arkadaşlar. O yüzden bu Hipokrat ağacı. Bu Hipokrat değil tabi. Bunu geçiyoruz. Böyle. Hoş bir müzik geliyor. Yine burada bu tarz şeyler var. Kedilere, köpeklere yemek koymuşlar. Ben size burayı çekmiştim zaten. Burayı besliyor. Aa, bir tane arı ölmüş bunun içinde. Yazık zavallıcığım benim, bu olmuş. Ha, burası nedir bilmiyorum arkadaşlar. Burası gizli bahçe gibi bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Burayı kapatmışlar. Neden burayı böyle şey, böyle yerleri adam etmezler, dönüştürmezler ya da temizlemezler bilmiyorum. Çok keyifli, çok güzel böyle bir şeyi var. Tarihi dokusu var. Neden ama kapalı onu bilemiyorum. Evet arkadaşlar, burayı ben gündüz çekmiştim. Burası gece gerçekten böyle renkli bir şeye, atmosfere kavuştu. Ay şu tekneye bayıldım. Burada Dam Square diye bir yer var şimdi. Ben nasıl burayı kaçırmışım? Star diye bir yer var. Ya burası hep tavernalar var arkadaşlar. Sifis var mesela. Sokrates var. Gördüğünüz gibi insanlar bu şekilde oturuyorlar. Şuradaki eve bakar mısınız? Maviş maviş. Böyle. Şimdi ben şurada bir sokak var, oradan yukarıya doğru çıkmak istiyorum aslında. Bakın böyle. Ya burada Necro Fisherman varmış. Buranın en ünlü tavernasıymış. O birazcık daha burunda kalıyor. Ama hani şey dedi adam, işte hepsi aslında aynı. Nedir ne değildir bilmiyorum ama burası epey kalabalık. Orayı da bir gözlemlemek istiyorum açıkçası. Böyle. Burası arkadaşlar hiçbir yere gitmeyen bir yol. İnsanlara yüksekten bakmak isterseniz burası var. Böyle değişik.
Ama yine de Nikli Fisherman'a bakacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. Şu anda burayı keşfediyoruz. Sen bak oraya. Ben böyle geliyorum. Buraya geziyorum. Burası da Bodrum'un şeyine benziyor. Bir çarşısı var sanki. Oraya benziyor gibi. Böyle alışveriş manyağıysanız benim gibi arkadaşlar, gerçekten buraları çok tehlikeli yahu. Her türlü şey var. Her yerde krep var. Krepa, krepa, krepa. Valla Bodrum gibi, al her yerde. Ha şimdi ben burada 5 euro verip aldığım çantayı burada 3 euroya bulursam kriz geçiririm valla, yerim o çantayı. Böyle. Pikachu. Burası böyle atıştırmalık. Arkadaşlar. Hediyelik eşyalar. Ha şurada arkadaşlar şunlar var ya, şu bilezikler. Ben bunların gümüşlerini aldım. Böyle 200 euro bayıldım Rodos'tan. Ondan sonra öyle durup dururlar yani. Ben burayı gezeceğim arkadaş. Burada güzel şeyler var. Bakın bizim Türk motifleri aslında. Çok şirin. Gerçekten. Bunu siz bile yapabilirsiniz. Çok basit. Buranın çarşısı böyle. Yani Bodrum mari. Tabii fiyatları euro olduğu için insanlar bizi yağmalıyorlar gelip alışveriş olarak. Haklılar. Böyle, böyle bir çarşısında gezmeye devam ediyoruz. Aslında gezmek için daha uygun bir zaman. Çok sıcaktı. Gündüz. Kafeler var. Yine. Dükkanlar var. Hediyelik eşya isterseniz buradan faydalanabilirsiniz. Elbiseydi, zarttı, zurttu. Burada kafeler var yine arkadaşlar. Böyle. Restoranlar, yemek yiyebileceğiniz yerler. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor, çekim yapıyorum diye. Thank you. Evet arkadaşlar, şey gibi değil. Böyle hani kolundan tutup seni çekmiyorlar. Burada bir Yunan müziği çalıyor. Allah'ım sonunda Yunan müziği çalan bir yer buldum. Ve... geldik. Bu arada kaleyi sorduk. Kale kapalıymış arkadaşlar. Depremden sonra hasar olduğu için kaleyi kapatma kararı almışlar. O sebepten ötürü kaleyi gezemiyoruz. Yani burada da bakın içeride yemek yiyor insanlar. Burası da böyle bir atmosfer. Girişi biraz nahoş ama depremden sonra bakın sağlamlaştırmışlar burayı. Böyle. Size adım adım Kos gezdiriyorum yani, bu kadar olur. Evet. Hafıza kartımız bugünler için. Niye aldık biz o 16 GB'ı? Bakın. Burası da tipik bir Yunan mimarisi. Yunan bayrağı. Burası meydan arkadaşlar. Şurada, burası da depremden biraz herhalde gitmiş, bilmiyorum. Burayı sağlamlaştırdıklarına göre her yerde bir şeyler. Burada bir kaos var şurası. Müzeydi herhalde, kapatıyor. Evet. Burası da böyle antik bir yer. Bakalım. Kapıyı kırmaya mı çalışıyorsunuz arkadaşlar? Burası Museum History. İçeride heykeller, meykeller böyle. Gezmek isterseniz. Kitlediler. Arkeoloji müzesiymiş. Arkadaşlar burası
Kosun Arkeoloji Müzesi. Ama arkadaşlar kapattı. Hello. Evine gidiyorlar. Kapatıyoruz dediler. Ve biz havamızı aldık kardeşim, giremedik. Yarın. Tomorrow. Bakın böyle size buradan biraz çekeyim etrafı. Evet. Murat da burada çekim yapıyor. Ben size yukarıdan çekiyorum. Hopalay. Ya Allah, çok acıktım. Çok acıktım. Size çekim yapacağım diye aç bir laş yollardayım. Yollarda bulurum seni. Yandex'ten ararım seni. Evet, burası bir saat kulesi herhalde. Böyle sallıyor olabilirim. Yani bakıp mantık olarak bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum size. Koşma çocuğum, koşma. Düşersin evladım. Kafan kırılır sonra. Evet, şurada da bir çarşı gibi bir şey var. Ben şimdi oraya gireceğim arkadaşlar. Nerede kalsa orada ben. Nerede kalabalık orada ben. Kız yemeyin öyle şeyler, şişmanlarsınız. Evde kalırsınız sonra. Aa, burası pazar gibi bir şey. Bakın. Ay geldim. Pazarı buldum. Kos pazarını buldum burada. Bakın. Market. Hello. Bakın market buldum. Kosun marketini buldum. Yürüye yürüye pazara geldim arkadaşlar. Yürüye yürüye pazara geldim. Vallahi billahi. Bak La Sirena'yı buldum Murat. Gördün mü? La Sirena'yı buldum. Arkadaşlar tabii elma armut almayacağız yani buradan, domates falan almayacağız. Çünkü biz bunları cennetinden geliyoruz. Gerçi artık tarım ülkesi olmasak da baharatlar. Böyle. Bunlar dağdan toplanıyormuş arkadaşlar herhalde. Çünkü öyle bir ibareler var üzerlerinde. Organik. Geziyorum. Bunlar zeytinyağlı şeyler. Fiyat göremiyorum. Fiyat görsem size kesinlikle söyleyeceğim. Bu ne ya? Eşek sütünden güzellik malzemesi mi arkadaşlar? Vallahi billahi öyle. Bak buldum. Al. Bildiğin eşek. Danke canlar var burada. Neymiş? Shower gelmiş. Body lotionmış. Kesinlikle bu bir... Yine bir eşek çıktı karşıma. Yine... Zeytinyağlı şeyler. Bunlar zaten bilindik şeyler. Body lotion, işte shampoo, saç kremi. Yani bunun üstüne niye eşek? Ha, işte tahmin ettiğim gibi bakın. Donkey milk. Eşek sütüyle argan yağı karışımı. Herhalde eşek sütünün cilde faydası mı var? Ne bileyim ben. Ben de bilmiyorum ya. Aa, bunlar ne? Bunlar çok şeker. Tiplere bakar mısınız? Sabun varmış bunların içinde. Arkadaşlar çok güzel, yerim ben bunların, tipine bak, süt şeyse, süt bidonu metal, çok güzel. Ne kadarmış bunlar, fiyat altında yazıyor mu? 10 euro 80 kuruş, biraz pahalı bizim şeyimize göre tabi arkadaşlar. Yunan bayrakları hediyelik almak isterseniz, ahşaplar. Hello. Burada kaşıklar var. Bakın burada çocuğum ne yapıyorsunuz? Ayıp. Ayıp çocuğum, ayıp, ayıp. Neyse yapmayın bakayım. Sakin ol. Gidiyorum. Ay işte arkadaşlar, burası da bir ayrı hediyelik eşyalar bölümü. Yine kartlardı, postkartlardı, bla bla bir şeylerdi. Zaten kos bardakları, kupaları var. Mesela ne kadar, ben size söyleyeyim. Hani buradan bir hediyelik bir, kırılır mı kırılmaz mı? 4 euro. Arkadaşlar. Mesela şu Yunan, tipik Yunan deseni çok şeker, alınabilir yani. Buna bir 4 euro verirsiniz. Seramik sonuçta. İçinde Yunan bayrağı var. Orijinal. Mesela şu bizim teknenin sembolü çok güzel. Ama nereye asayım ben onu kocaman?
Kocaman bir şey. 25 euroymuş. Yine eşekli bardaklar. Allah'ım eşekler gözlerim, ben kaçıyorum buradan. Yoksa valla bütün paraları ben bunlara bayılacağım. Evet. Böyle. Arkadaşlar. Zeytinler. Bakın. 2,5 euroya böyle soslu zeytinler alabiliyorsunuz. Ha, tadı nasıldır bilmiyorum. Bence muhteşem. Ama hani kötü olacağını da hiç sanmıyorum. Fakat buranın bir mazlumun yeri diye bir yer varmış. Orayı çok öneriyorlar. Peynir, meynir, meze, her şeyi oradan alın. Oraya gidersek orada da çekim yapacağım size. Burada zeytinyağları falan var. İşte bakın minnoş hediyelik bunlar yine yapılmış. Böyle 3 euro, 5 euro, 2,50. Bunlar böyle arkadaşlar. Canlarım, baklava Türklere ait, Türklere. Bizim baklavayı vermeyiz. Ceciyi aldınız, naziki yaptınız, baklava bizimdir arkadaşlar. Bir şey gördüm gerçekten, bunu sizle paylaşmam gerekiyor. Şimdi çaktırmadan önünden geçiyormuş gibi yapacağım. Lütfen vitrinden içeriye bakın çünkü ben krize girdim. Bakın şu an geçiyorum arkadaşlar. Abi bu piyano var ya, bu piyano bir berber arkadaşlar ya. Violonselde ayna var, bak bak. Bak geçiyorum, aynanın önünden geçiyorum. Bak aynayı gör. Ya bu nasıl bir yaratıcılık, bu nasıl bir sanatsal, gerçekten berberdir. Ben bilemedim, şimdi tekrar geçiyorum. Arkadaşlar. Adam yaşıyordur ya. Arkadan gerçekten. Evet arkadaşlar, bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Böyle. Biz şu anda markete geldik. Burası bir süpermarket arkadaşlar. İçki fiyatlarını sizlere göstermek istediğim için buraya geldim. Ne göstereyim? Mesela kendi sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar bu içkiyi Türkiye'de pek bulamıyorsunuz. Hatta Türkiye'de ben çıkarken Duty Free'de de yoktu. Disaronno bulamamakla beraber buradaki fiyatı gerçekten çok uygun. 17.80 euro olarak. Küçüğü de 10.18 gibi bir fiyatı var mesela. Jager'i göstereyim size. Jager'in bu, ben Duty Free'de bakmıştım. Küçüğü 17.68, yani 17-18 euro gibiydi. Burada büyük olanında bu fiyatı alabiliyorsunuz. Ben şunun büyüğünden almıştım. Geçen sefer Rodos'un hala duruyor. Bu çok güzel, Yunanlıların sakız likörü. Ama tadı gerçekten çok güzel. Bize ikram etmişlerdi yemek sonrası. Başka ne, fiyatlarına bakalım. Mesela burada, yani tekila seviyorsanız eğer, tekila fiyatını da göstereyim ben size. Neredeydi tekilalar? Bakalım bakalım. Evet, Olmeca var mesela burada. Bir tek marka var. Bildiğim kadar. Başka göremedim. Bu 20.87 mesela. Bizde Duty Free'de daha farklı bir iki marka vardı. Hatırlayamıyorum şimdi. Bir Don Juan vardı. O 260 euro kadardı. O çok yüksek fiyatı gerçekten. Bir de normal böyle Türkiye'de standart bulabileceğiniz tekila markaları. Orada burada Migros'ta falan. Onlar da 18-20 euro arasındaydı. Başka ne bakalım? Viskiler. Jack Daniels mesela arkadaşlar, 23.76, size onu göstereyim. Bailey's genelde çok sevilir. Bailey's arkadaşlar, şurada bir tane Bailey's var bakalım. Bu aynı bizim, bizde de 16 euro şu anda indirimde, Duty Free'de. Burada 17 euro civarı, küçüğü de 8.90 civarı. Metaxa'lar var 15.42 falan gibi. Ondan sonra ben buradan dışarı onu alacağım. Bunlar şaraplar. Ha, güzel geleneksel Yunan şarapları var eğer seviyorsunuz. Benim çok fazla şaraplı bir işim yok. Çok da anlamam zaten. Ya bunlar işte 15-13 euro. Ondan sonra 6 euro, 10 euro falan vesaire gibi şaraplar var. Sangria var mesela, severseniz. Çok uygun fiyat. Mesela elmalısı var. Portakal, ne limonlusu, 3.70 falan gibi. Sangria'nın. Hadi o. Farklı şeyler bakıyorum, gözüme çarpan neler var size gösterebileceğim. İki market dolaştık arkadaşlar. Bir tane daha market var, Lidl diye bir market var. Burası böyle BİM gibi bir şey böyle. Her şey böyle toptan satılıyormuş gibi ama tek tek perakende de alabiliyorsunuz. Ama içkisi çok kısıtlı. Orası böyle direkt şaraba doğru yönelmiş. Evet, burada şu tarafta da Lidl var arkadaşlar. İşte elmalısından höde hödelisine kadar, zıbı zıbısına kadar bir sürü çeşitli
villalar var. İşte böyle. Kostas'ın yeri galiba. Buraya geldik, bir şeyler söyledik. Bakalım geldiği zaman çekeceğiz. Size göstereceğiz. Deniz ürünleri tabağı. 20 euro falan tutacak. 40 euroya çıkacağız bir de biralarla. 50-55 euroya çıkabiliriz gibi geliyor bana yani. İşte böyle. Şimdi köptüm. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Murat ve ikimiz aynı plate istedik. Böyle gördüğünüz gibi her şey var. Kabuklu kalamar, midye. Ondan sonra altında şeylerimiz var, kalamarlarımız var. Bunlar shrimp. Yanlışlıkla şey dedim, demin kalamar dedim. Yanlış. Evet, gayet lezzetli ve çok güzel kokuyor. Yanında ekmek de... Thank you! Arkadaşlar şimdi biz burada deli gibi yedik içtik. İki tane bira, koskocaman tabak, gördüğünüz gibi deniz ürünleri ve bize revani tatlısı ikram ediyor Alexandra. Toplam ne kadar ödemişiz? 46 euro para ödemişiz. Aslında bakın bu kadar yeme içme için çok uygun. Agora'ya geldik sonunda. Açıktı. Size gezdirmek istiyordum. Çok güzel. Hadi bakalım. Giremiyoruz. Burayı bu şekilde kapatmışlar. Arkadaşlar ne güzel. Kim bilir kimler yaşıyordu burada. Değişik kültür, değişik insanlar, değişik yaşamlar. Buralarda kimler yürüdü, kimler koştu, kimler ağladı, kimler üzüldü. Gerçekten ben çok etkileniyorum. Burada bir tane yavru kedi var arkadaşlar. Burada çok şeker yavrucukları var ama bu hayvan iki gözü de kapalı ve hiç görmüyor. Şimdi ben bunu direkt buradaki insanlara bir şekilde bildireceğim. Çünkü bu hayvan burada fazla yaşayamaz bu antik bölgede. Yazık canım benim.
Arkadaşlar, demin Agora Araya'da bir şey buldum, bir yavru kedi buldum. İki gözü de kördü. Paramı bozdurdum. Şimdi buradaki kedileri, hayvanlara, sokak hayvanlarına yardım edilen kutuya gidiyorum. Ve bir tane de not yazdım. Oradaki kedinin durumunu bildiren, ay ölürsünüz gülmekten bir de. Bir de şekil çizdim arkadaşlar ya. Vallahi billahi efsaneyim, size göstereceğim onu. Şimdi buraya hem para atacağım, hem de o notu atacağım arkadaşlar buraya. Evet, o notu şimdi tekrar tazeleyeceğim, size göstereceğim. Buraya hem notu yazdım, hem de şuraya bakın, şuradaki sütunun arkasındaki ağacın altında diye ki mesajı da yazdım. Şimdi bunu yırtacağım ve kutuya atacağım. İnşallah yerine ulaşır. Burada arkeoloji müzesi, hani kapı duvar dediğim yer. Çok güzel, bakın bu yerdeki mozaik harika. Gerçekten sanat yani. Arkadaşlar bu şeymiş. Yani burada yazıyor bakın. Bu bir grup diyor. Dionysos, Satyr ve Pan diyor. Biliyorsunuz Pan'ı. Mitolojide Pan bu. Dionysos zaten şarap tanrısı biliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Artemis'miş arkadaşlar, bu yazıyor burada zaten. Artemis okunu atmaya hazırlanırken bu heykel bunu sembolize ediyormuş. Bayılırım Artemis'e. Mitolojideki sevdiğim karakterlerden biridir. Bu tarafa doğru gidiyorum. Arkadaşlar bu elinde yumurta ve yılan tutan bir kadınmış. Ayaklarının dibinde de oturan diyor Hipnos var diyor. Herhalde bilmiyorum, o da bir tanrının ismi mi? Bir tanrının çocuğu mu? O konuda çok fazla bir şeyim yok, bilgim yok. Yine bu şekilde bir karakter var. Yine Florence. Bizi bu şekilde kekikle karşıladı. Guys, come on. I know, I know. Çok deriz. With me, I know. Thank you. Çok keyifli ya. Tabanı çeksene Murat'cığım. Çektim. Gerçekten çok güzel. Efune panosto. Çok şekil, biz anlaşıyoruz işte. Bütün şeyim anca. Çok güzel arkadaşlar. İçerisi böyle güzel bir ahşap kokusu var içeride. Bir de bir kuş sesleri geliyor şu tepelerde. Kuşların yuvaları var büyük ihtimalle. O yuvalar yapmışlar. Bayağı gördüm oldu. Oh, thank you. You're so kind. it's not Türkiye lokumi, Greek. Greek lokumi. Mastika? Ya yani çok şeker, bakın kiliseye geliyorsunuz, size lokum ikram ediyorlar. Yine oraya. Thank you. Όλοι κόσμος που έρχεται το κερνάμε λοιπόν. Thank you, thank you so much. Είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Yok ya, bu Türk lokumu değil, bu Yunan lokumu. Çok güzel arkadaşlar. Lokumunuzu ben telefonumu otelde tuvalette unuttum, çok güzel oldu. Birazdan gideceğiz o yüzden. Dışarıya da bakalım. Dışarıyı da çekelim. Sen burada çantalarını unutma da. Çantayı arkadaşlar burada unutayım.
hafif kalmak da çok şey değil. Buradan da çektin mi? Yani küçük bir dağın tepesi, öyle söyleyeyim. Bakın bir tane de şurada var. Tırmanarak çıktık zaten. Evet, çok sakin. Yerleşim yerleri var zaten. Aşağıda küçük küçük birkaç tane evin yanından geçtik. Gayet güzel. Çok keyifli. Kadıncağızın burada yaptığı şeyler var. Bebeklerim var diyor. Evet. Bak o kadar Yunanca'yı çözdüm arkadaşlar. Bir de spazini, Dora. Did you? Handsprings? Yürü. Ebot okan. Arkadaşlar bakın neredesiniz? Bir de spazini. Böyle şeyler var. O, double. İki taraflı böyle örüyormuş bunları. Domuzcuklar var. Yine oraya. Domuzcuklar var bakın. Aa, Piggy, Miss Piggy. Mrs. Piggy var. Ondan sonra oyuncaklar var. Bir tane kurbağa Kermit diyeceğim ama elbisesi var. Bu kurbağa değil böyle. Minyonlar var. Kendisi minyonlar Pikachu yapmış. Pikachu yapmış. Hepsini oturmuş, örmüş. How much? Yine 10 euro. Arkadaşlar bunu 10 euroya satıyorum diyor. Bunlar. Olaf, hepsi 10 euro diyor. One more. Okay, burada resimleri var arkadaşlar. Ama 10 euro tabii biraz bizim için pahalı böyle bir şey için. Türk lirasıyla çarp, Murat. 55 lira. 55 lira, yani bizim şeyimiz para değerimize göre biraz yüksek oluyor arkadaşlar. İşte böyle, otele gitmemiz lazım çünkü telefonumu unuttum otelde. Thank you. 8'de kalktık. Motorun tepesindeyim. Gezdim, yedim, içtim. Çok sıcaktı. Sıcaktan bayıldım. Mahvoldum. Ayakta ışık bayağı rahatsız ediyor. Şunu takacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Post gezimizi bitiriyoruz. Şu an feribottayım. Daha doğrusu katamarandayım. Bu daha hızlı gidiyor. Eğer böyle bir seçim yaparsanız çok daha kısa sürede gidebiliyorsunuz. Güzel bir geziydi. Gezi günceleri. Nedir? Memnun kaldığım ve memnun kalmadığım şeyler söyleyeceğim, anlatacağım size. Bir kere buradan giderken, Kos'a giderken gümrük, pasaport kontrol gerçekten biraz azap, karmakarışık bir sıra oldu. Biraz uzun sürdü. Ona hazırlıklı olun. Dönerken hiç problem yok. Duty free, insanlar nazik, çok şeker. Kaldığımız otel temizdi, güzeldi, sıcak suyu vardı. Gayet rahat, yatakları çok güzeldi arkadaşlar. Güler yüzlüydüler. Kahvaltı dahil değilmiş seçeneğimizde. O yüzden 7 euro aldılar bizden. Biz bunu dahil olarak biliyorduk ama öyle bir opsiyon yokmuş. Bu bizim yanlış anlamamız oldu. Yani 14 euro para ödemiş olduk. Onun haricinde mesela biz check-in yapmak için otele geldik. Bu hoşlanmadığım bir şey, onu da belirtmek istiyorum. Bizim biraz yarım saat bizi beklettiler ki odanız iller temizleniyor, yarım saat sonra odaya girebilirsiniz, burada bekleyebilirsiniz. Biz tabii yol yorgunu, sabahın köründe çıktık, geldik. İşte pasaport kontrol vesaire. Ondan sonra beklerken arkadaşlar bir küçük bir çay aldı Murat. Zaten bir kahvaltıdan kalan bir şey vardı. Böyle çay may bir şeyler vardı. Küçük böyle bir minicik bir fincan. Çay, pardon, kahve gibi bir şey almış. Bir tane de şöyle minnoş bir kruvasan almış. Mesela onu da bize 5 euro olarak yazdılar adisyon. Biz Türkler genelde böyle şeyler yapmayız. Ne yaparız? İkramdır onlar bizde. Çünkü biz oraya müşteri olarak geliyoruz. Hani ve onlar bizi temizlik için bekletiyorlar. En azından dandirikten bir tane şeyin, küçücük bir şeyin veya ufacık bir fincan çayın hesabını yapmalarından pek hoşlandığımı söyleyemem. Ama onun dışında güler yüzlüler. Onunla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Odamız rahattı. Zaten çekimini yaptım. Size göstereceğim. Şehir merkezine yakındı.
Yani biz Port'tan yürüyerek bile ulaştık. O açıdan elverişlikte. Arkadaşlar seçenekler çok var. Yani deniz ürünleri yiyebiliyorsunuz. Mesela şey gidemedim. Buranın en ünlü yeriymiş Kuzum. Nick the Fisherman'a gidemedik. Bulamadık orayı. Onun yerine yine şirin bir yerde yemek yedik. Güzeldi. Size zaten onun da çekimlerini yaptım. Tıka basa doydum arkadaşlar. Yani midyasından, kalamarından, osundan, musundan. İlk başta böyle koca bir tabak geldi ama yedikçe Allah'ım dedim yani iki kişi mi yeseydik bu tabağı. Zaten hepsinin yediğim, içtiğim şeyleri size fikriniz olsun diye fiyatlarını da açıklama yaptım. Alışveriş yaptık. Güzeldi. Feribotla gidiş rahat. Yani daha doğrusu feribot diyorum, ağız alışkanlığı, katamaran daha kısa sürüyor. Gidiş rahat arkadaşlar. Onun dışında mesela ben Rodos'a da gitmiş biri olarak buranın bir özelliği bana daha sıcak geldi. Dokusunu daha çok beğendim. Kos'taki olanaklar alışveriş olarak, eğlence olarak hani Rodos'tan daha güzel diyebilirim. Bilmiyorum, bu benim düşüncem. Hani insanlar bana ooo Rodos wow falan yapıyorlardı. Halbuki Kos bana çok daha sevimli, daha sıcak geldi. Ha şöyle bir şey var. Mesela işte gidip de Rodos'ta alışveriş yapma olanağınız, parfümleri bilmem ne falan filan tarzında. Sephora'nın olması açısından ki her daim %25 indirim var Sephora Rodos'ta. Evet avantajlı. Ama burada da zaten çıkışlarda, işte duty free'lerde bilmem nelerde bunları halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Kos'tan döndüm. Şu anda kamptayım. Karavanımın önündeyim. Salıncaktayım. Size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kos gerçekten çok keyifli, sevimli, güzel bir yerde. Öncelikle size tavsiyem motosiklet kullanabiliyorsanız scooter kiralayın arkadaşlar. Yollar son derece düzgün. Sürücüler insanlara son derece saygılılar. Şöyle anlatayım size. Sokak arasından çıkan bir araba sürücüsü kesinlikle sizin önünüze atlamıyor. Sizi bekliyor. Aranızda ne kadar mesafe olursa olsun arkadaşlar sizin geçmenizi bekliyor ve size öncelik tanıyor. Eğer arkanızda arabalar varsa size ne korna çalıyorlar ne taciz ediyorlar. Yavaş gidiyorsanız bile kesinlikle arkanızdan sakin sakin gelmeye devam ediyorlar. Motorlara son derece saygılı bir toplum, öyle söyleyeyim. Bu arada kısa kısa çekeceğim arkadaşlar ki montajlamam kolay olsun diye videoyu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Otopark sorununuz yok. Her yere park edebiliyorsunuz. Çok keyifli. Ben şahsen bir daha gidersem motosiklet kiralar mıyım? Evet kiralarım. Bu bir. Olarak size şunu söyleyeceğim. Bu kiralama işlemi sırasında biz parayı öderken ertesi gün getireceğimiz saati belirlemiştik ve okeyleşmiştik. Motoru alırken içinde hiç benzin yoktu. Işık yanıyordu, gittik ve benzin aldık. Motoru teslim ettiğimizde oradaki bir kişi, bilmiyorum orada çalışan mı, kalfa mı, nedir, ne değildir, hiç tanımam etmem. Yarım yamalak Türkçesiyle içinde benzin var mı diye sordu. Var dedik. O zaman dedi hiç yani az benzin var. Ben sana 5 euroluk benzinle vermiştim. Üzerine yazmıştım. Kiraladığınız belgenin hiç öyle bir şey yok. Arkadaşlar size sonra onu da göstereceğim zaten. Bari işte 5 euro ver benzin alayım falan. Böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar sizce? Ha, bize ne saçmalıyorsun sen? Böyle bir şey yok. Biz gittik ışık yanarken benzin aldık. Ben de yani artık söylendim, ilk önce dinliyordum, sonra ben de konuya ortak olunca peki falan dedi ama resmen bizi 5 euro tokatlamaya çalıştı bu kişi. Lütfen böyle şeylere karşı dikkatli olun arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 380 euro harcadım toplam, yeme içme kalma, işte benim arkadaşlarıma getirdiğim hediyeler vesaire. Siz daha ekonomik, daha ucuz bir tatil yapabilirsiniz. Yani deniz ürünü yemezsiniz, daha farklı bir şey yersiniz. Yani mesela hani ben deniz ürünü yiyorum ama gelen turistler pizzaydı, bilmem neydi, daha da ucuza çıkabiliyorlar oradan. Ama hani benim tavsiyem, eğer hani böyle bir birazcık daha böyle biraz zorlayıp o deniz ürünlerinden tatmanız, hani bir kez de olsa oraya gitmişken bence tadın arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi atıştırmalık alabileceğiniz birçok mekanlar var. Yani adamlar pahalı değil arkadaşlar.
işte euro ve karşısındaki Türk lirası sorunu aslında. Bunu hep söylüyorum size. Feta cheese mutlaka gelirken getirmenizi tavsiye ediyorum. Beyaz peynir deyip geçmeyin arkadaşlar. Çok lezzetli, gerçekten çok lezzetli. Orada tatma imkanınız olursa tadın. Yoksa mutlaka gelirken ufak bir parça çantanızı atın, getirin. Pişman olmayacaksınız. Beni dinleyin. Falan yapacaksınız şimdi. O kadar para harcamışsın falan diyerek. Arkadaşlar ben giderken bavuluma su attım. Evet. Birkaç tane yarım litrelik su attım ve onlar beni çok kurtardı. Çünkü ben Rodos'ta suya böyle bayağı bir para bayılmıştım. Hatta içim oturmuştu. Bu kadar pahalı su mu olur falan diyerekten. Ben çok su içen bir kişiyim arkadaşlar. Ben bir su canavarıyım. Yani susuz yaşayamam. Gece uyurken bile başucumda su var benim. Onun için ben 3-4 tane böyle çantamın içine su koydum. Siz de üşenmezseniz tavsiye ederim. Gün içinde de çantamın içine attım onu gezerken. Hiç su alma, suya para ödeme gibi bir derdim olmadı. Eğer üşenmezseniz size de bunu öneriyorum. Efendim başka bir konu da aldığınız yerler. Size şöyle söyleyeyim. Sahil boyundaki yerlerde fiyatlar birazcık daha farklı. Yani tabii ki daha turistik yerler olduğu için. Mesela Rodos haritasının size fiyatını söylemiştim. Ben bir tane market gördüm. Adanın böyle biraz daha ucunda kalıyor. Size öyle söyleyeyim. Motosikletiniz olursa gayet rahat gidebilirsiniz zaten. 3-4 dakikada falan gidersiniz. Sahili takip edersiniz. Orada Tax Free diye bir markete kocaman yazmışlar. İçkiler falan var içeride. Ama çok ucuz değil. Yani daha benim aldığım, size gösterdiğim market çok daha ucuz. Mesela orada Rodos haritası 1.50 arkadaşlar. Hani alacağınız şeyleri hemen aman da ben bunu gördüm deyip atlayarak almayın. Araştırın. Aynı hani Türkiye'deki gibi bizde de işte bazı yerler daha turistiktir, fiyatlar birazcık daha yukarıdadır falan filan gibi. Orada da aynı tavır var. Kalamata zeytinleri ve aldığım feta cheese'i bu sabah kahvaltıda test etme fırsatı buldum. Bunu nereden aldığımı da size göstermiştim. Çekimlerde var, tanıtımını yapmıştım size. Feta cheese'i de oradan aldım. Kalamata zeytinleri de oradan aldım. Soslu olanları arkadaşlar çok lezzetli. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar onun dışında size şunu söyleyeceğim. Her taraf zeytin ağacı ve kekik dolu. Natürlerini hiç bozmamışlar. Zaten girdiğiniz zaman zeytinyağlı ürünlerin çok fazla olmasının sebebi de bu. Çok enteresan. Ben buraya kekik getirdim. Dağdan bana bir kekik kadın gittiğim kilisede bir kekik verdi. Ben de onu hiç üşenmedim. Çantama koydum, buraya getirdim. Bugün de biraz domatesin üstüne koydum. Nereden nereye? Kosun dağın eteğindeki kekik Bodrum'da benim domatesime konuk oldu. Öyle söyleyeyim size. Kekik seviyorsanız almanızı tavsiye ederim. Gerçekten harikalar arkadaşlar. Hani ben böyle bir şeyi düşünmedim açıkçası ama bir daha gittiğimde alır mısın? Evet alırım yani. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, sizinle deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Yani sıkıldıysanız lütfen hızlı hızlı geçiverin. Keşke ben giderken de hani böyle detaylı bir video bulabilseydim, belki çok daha faydalı olurdu. Benim KOS için sizinle bir gece kaldım, iki gün diyelim, paylaştıklarım, paylaşabileceklerim bunlar. Size çok güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.